Herkese merhaba, ben Başak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla beraber hamburger yapacağız. Ekmeğini de köftesini de kendimiz yapmayı düşünüyoruz. İkimiz de yapmadığımız için daha önce bilmiyorum, biraz heyecanlıyım. Tadının güzel olacağına eminim, eğlenceli olacağına kesin eminim. O zaman başlayalım. Merhaba. Şimdi ben geçen gün TRT'de bir program izliyordum. Orada adamın bir tanesi mesleğinin çok dışında bir iş olan hamburger yapmaya özendiğini söyledi. Çok keyifle izlediğim bir program oldu. Ben de o gün bu koronadan dolayı evde hapis olduğumuz için iştahlandım. Dedim ki çocuklarıma, kendime bir hamburger köftesi ve hamburger ekmeği yapayım dedim. Hayatımda ilk defa yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi bunun için birkaç video izledim. Onlardan size tariflerde bulunacağım. Malzemelerimiz 1 bardak süt, 1 bardak su, yarım bardak sıvı yağ, 2 adet yumurta, 5 bardak un, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz. Evet, peki şu un neden? Bu unu da yedek olaraktan koyuyoruz. Eğer ki yetmezse, kıvamı tutmazsa ilave edeceğiz. Tamam. Önce sütümüzü bir dökelim. Arkasından suyumuzu koyalım. Yağımızı da yanına döktük mü? Hani benim yumurtalarım? Çok düzenli çalışıyorsun, farkında mısın? Ben kimin babasıyım? Peki izlediğin tarifte hepsini böyle üst üste mi koyuyorlardı? Evet, üst üste koyuyorlardı. Bak, tekrar itiraf ediyorum. Hayatımda ilk defa yapıyorum. Kesin çok güzel olacak, ben inanıyorum. Hadi bakalım. Şimdi bunu mutfak tuzu robotunda... Tuzu eklemiyorsun galiba. Yok, tuzu en sona. Yavaş yavaş unlarını döküyoruz. Oh oh oh, berekete gel. Bence hepsini aynı anda ekleme, yine de sen bilirsin. Biraz karıştır, sonra biraz daha ekle bence. Hadi öyle olsun. Oo, direkt elle yoğurma kısmına mı geçtin? Tamam. Bizde el işi. Hadi bakalım. Peki hamurun kıvamı nasıl olması gerekiyor? Yumuşacık olacak. Elimize yapışması gerekiyor mu? Böyle hafif yapıştığını hissedeceksin birazdan zaten. Tamam. Şöyle bir güzelce rahat rahat yapayım. Tahmin ediyorum 6. bardağa gerek kalmayacak. Evet, bence de öyle gibi görünüyor şu an. Gözüküyor. Gerçekten hayatımda hiç bu kadar iştahlı hamur yoğuran birini görmemiştim. Bravo. Ben de görmedim. Sanırım yetmeyecek. 6. bardağa ihtiyacımız var gibi ama iyice biraz daha yoğur. İstersen tabii ki sen bilirsin. Ben izlemedim tarifi, bilmiyorum o yüzden. Vallahi bakıyoruz işte öyle. Kendi kafamıza göre eğlence. Nasıl olsa Arda ile falan yarışma gibi bir durum söz konusu değil. 6. bardağı da ekledik değil mi? 6. bardaktan birazcık faydalandık. Evet. Çok az. Desteğini aldık 6. bardağa. Çamaşır yıkar gibi hamur yoğuruyorum. Evet. Yani iyi de hayatımda ilk defa yapıyorum. Bundan nasıl kurtulacağım? Onu sen... Şimdi... Tezgah al, evet, tezgahta devam et. Hamurla olan savaşımız devam ediyor. Tahmin ediyorum herhalde böyle yapılıyor bu iş. Oh. Fena gitmiyorsun aslında ama... Ya arkadaş... Sanırım hamurla
da beraber bir bütün olmaya karar verdin gibi. Abi yani bu niye böyle çok yapış yapış oldu onu anlamadım ben. Hamurumuzu güzelce elimizden geldiği kadar yoğurduk. Zaten biraz yapışan bir şey olması yani lazım. Şöyle yumuşacık olacak. Şimdi bunu ben kabını alacağım. Oradan mayalanması için bekleyeceğim. Ha, acelesi olanlar için fırını 150 dereceye ısıtıp onun içerisinde mayalandırma yaparlarsa çabucacık mayalanır, kabarır. Acelesi olmayan üstünü streçle kapatır. Güzelce kaç saat beklesin? 2 saat bekletse yeterlidir. Kasaba gittim. Hı. Dedim ki ben hamburger köftesi yapacağım. Bana dedim et ver. Sağ olsun kasabım iyidir, dinler. Bana kendisi hazırladı, verdi. Yağlı mı, yağsız mı? Gördüğünüz gibi yağsız denecek kadar az yağlı. Az yağlı bir kıyma, dana bunu verdi. Zaten çok fazla bir şeyimiz yok, malzeme çeşidimiz yok. Yaklaşık 650 gram bir kıymamız var. Buna isteğimize göre, ihtiyaca göre tuz, karabiber. Yeter. Bir de tabii ki ihtiyaca göre kırmızı biber, kimyon atılabilir. Fakat bizim çocuklar sevmediği için ben bunları koymuyorum. Ha, kasap dedi ki, abi dedi, sen dedi bunu madem hamburger köftesi yapacaksın dedi, sana bir tüyo vereyim dedi. Herkesin bir tüyosu vardır ya. Sen dedi bunun içine dedi 150 gram dedi kaşar dedi rendele dedi koy dedi. Bak dedi ne kadar güzel oluyor dedi. Ve ben de onu dinliyorum şu anda içerisine 150 gram da kaşar rendeledim. Bunları güzelce yoğuruyorum. Etin de dinlenmesi gerekiyor mu peki? Tabii dinlenmesi lazım. Tamam. Ne kadar dinlenmesi lazım? Bilmiyorum. Yarım saat, 45 dakika kadar etimizin dinlenmesi yeterlidir. Bunu alacağız, buzdolabına koyacağız. Buzdolabında paşalar gibi dinlenecek. Hamurumuz mayalandı. Şimdi bu hamurumuzu bölme aşamasına geçeceğiz. Şöyle bir şeklini verelim. Kaç parçaya böleceğiz? Göz kararı galiba, vallahi değil mi? Bunu tabii ki göz kararı. Ben 10 parçaya düşünüyorum. Biraz hamburger ekmeklerinin büyük olmasını istiyorum. Tamam. İsterse daha fazla da olabilir. Şöyle. Gerekirse sonra da ekleme çıkartma yapabiliriz. Boyutlandırdık. Bazıları birazcık büyük, bazıları biraz küçük oldu. İsteğe bağlı olarak da kullanılması için. Hamburger hamurunda ekmeğini yaparken yumurta kullanılmıyormuş. Sadece su çok bastırmadan üzerlerine birazcık suyla ıslatıyoruz. Bu arada fırınımızı 200 derecede ısıtıyoruz. 200 derecede ısınmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar üstleri pembeleşene kadar kalacaklar. Ondan sonra ekmeklerimiz hazır hale gelecek. Şimdi şöyle üzerlerine susamlarını dökelim. Ondan sonra doğru fırına.
köftemiz dinlendi. Şimdi bunları şuradaki bardağı tabağımızın içerisine dolduruyorum ölçü anlamında. Hepsini standart yapmaya çalışacağım. Daha sonrasında bunu çıkartıyorum, şöyle koyuyorum. Daha sonra onları şey yapacağım. Küçülteceksin galiba. Yok. Şeyini yukarıdan baskı yapmak suretiyle daha bir geniş olmasına çalışacağım. Şimdilik sadece gramaj anlamında ve klasik bir şekil olarak da yapmaya çalışıyorum. Yaklaşık 120'şer gramlık köfteler olmuş oluyor o zaman bu. Burger'da kaç gramlık veriyorlar? Hiç bilmiyorum ki. Tartmadın mı diyorsun? Tam oldu 6. Ya elimiz bir terazi. Ne şu anda buradan bastıracağım. Biraz daha hamburger köftesi kıvamına getireceğim onları. Şöyle bastırdım. Biraz daha yuvarlaklaştırdım evet, herhalde. Biraz daha. Hamburgerleri yaptık, yedik. Çok güzel oldu. Sadece ekmeği bir tık sert oldu hamburger ekmeğinden. Böyle normal ekmeğe bir tık daha yakın oldu kıvamı. Ama tadı çok güzel oldu. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.